Diyelim şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs'a ambargoyu kaldırması, silah ambargosunu kaldırması ne ifade ediyor? Bölgede ne olacak? i̇şte Alt dedi de arkadaşlarımız koymuşlar. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'i ateşe mi vermek istiyor? bölgeye silah yığarsa Amerika Birleşik Devletleri, Sayın Arş sizle de devam edelim. Akdeniz'de nasıl bir gerilimden söz ediyoruz? Efendim tabii bu kaldırılan ambargonun nasıl bir takım silah sistemlerinin sevkine neden olacağını şu an göremiyoruz. Ama çok rahatlıkla Türkiye'yi hedef alabileceğini ifade etmeyiz yani Sonuçta bir ülkenin savunma maksatlı silah sistemi almasıyla saldırı maksatlı silah sistemi alması arasında çok büyük fark var. Buradaki, o zaman şu soruyu sorarsınız. Evet buradaki... Sen bu siyah. Sen bu silahları neden alıyorsun ve kime karşı kullanacaksın? Daha önceki tecrübelere bakarak bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye üzerinde kullanmasıyla ilgili son derece önemli bir takım ihtimaller var. Hele ki biraz önce Sayın Erdoğan Karakuş Paşa'mızın ifade ettiği gibi 310 kilometre menzilli ordu hımarsları yani taktik füzeler, Bunları bir şekilde kullanırsa bunların Türkiye'yi vurma kabiliyet ve kapasitesi son derece yüksek. Yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni değil. Öte tarafıyla şeye baktığınız zaman yani diğer adalar, adalara da baktığınız zaman adaların silahlandırılması meselesine baktığınız zaman meselenin Türkiye'yi alınan demir kubbe hava savunma sistemiyle birlikte gerek havadan gerek denizden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını engelleyici, erişimini engelleyici bir potansiyel ürettiğini görüyorsunuz, tehdit ürettiğini görüyorsunuz. O zaman açıkçası hem Güney Kıbrıs Rum, Rum kesimi üzerinden hem de Adalar üzerinden hem de Yunanistan üzerinden hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor. O zaman yapılması gereken şey ne? E, bu sorunun cevabı açıkçası son derece sert. Engellenilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer bu konuda durmazsa, e, biraz önce saygıdeğer konuklar e, yavuzla Amerika'dan bunu söyledi. E, bu e, çok net e, bir e, savaş riski barındırıyor. Üretmiş olduğu tehditle birlikte. Çünkü sonuçta siz jeopolitik anlamda e, boğulduğunuz, ablukaya alındığınız, e, bir şekilde kuşatıldığınız, bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir diğer tarafıyla da geleceğiniz, refahınızın elinizden alınarak enerjiyle ilgili kazanılmanızın elinizden alınarak boğulması. Şimdi soru şu. kıyas kıyasa ihtiyaç var belki daha iyi anlaşılması açısından. Çin neden Amerika Birleşik Devletleri ile rekabete girişemiyor veya bir mücadeleye girişemiyor bu evrede? Çünkü Çin'in temel bir bağımlılığı var. Malını Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne satmak zorunda. Yıllık yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bir diğer tarafıyla da enerjide bağımlı. Yani enerji, o enerjiyi elde edemezse veya alternatif enerji kaynaklarıyla kendi kendine yetebilir bir seviyeye gelmezse ya kendi yapacağı bir mücadeleyi e, desteklemesi, kendi kaynaklarından desteklemesi mümkün değil. E, Rusya neden kafası tutabiliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne, Ukrayna üzerinden? E çünkü kendi kendine yetebilecek bir e, savunma sanayisi ve enerji kaynakları var. Şimdi Türkiye e, bu iki temel açığı gidermekle ilgili son derece önemli iki hamle yaptı. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından e, mahrum bırakılmasıyla ilgili çok, çok yoğun bir mücadele tutuştu. Ve bir diğer tarafıyla da kendi savunma sanayisini kendi milli kaynaklarına dayandıracak şekilde bir başka hamlenin, hamlenin peşinde düştü. Bir gayret peşinde. E, bir mücadele peşinde. Şimdi bu ne demek? Türkiye'nin kendi milli e, yeterliliğiyle, kaynaklarıyla bir takım milli operasyonların altına imza atabilmesi ve bu operasyonları yaparken de dışarıdan kendisine müdahaleleri engelleyici veya caydırıcı bir güce kavuşması demek. Şimdi bunu e, şu an ne yazık ki e, müttefiklerimizin bir e, düşmanlık olarak algıladıkları ve buna karşı bir takım pozisyonlar geliştirdiklerini görüyoruz. Yani bu pozisyonlar nereden şekilleniyor? Yunanistan üzerinden, Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden ve adalar üzerinden şekilleniyor. Ve açıkçası hani çok bilmiyoruz dedim ama bu silah sistemleri, saldırı silah sistemleri hangi niyet mi maksatla Ya yani Türkiye özellikle S-300'ler alındığı zaman, Türkiye S-300'lerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Ve bu S-300'lerin kullanılmaması ile ilgili o zaman çok net bir baskı ortaya koydu ve bu baskıyla beraber S-300'lerle ilgili bir e de kabul edebileceği bir pozisyon şekillenmişti. Ama zaman içerisinde işte görüyorsunuz bu değişti ve en son bir S-300'ler Türkiye'ye karşı savunma silah sistemi olmasına rağmen bir saldırı niyet ve maksadıyla dahi kullanılabildi. Şimdi saldırı niyet ve maksadıyla kullanılabilen savunma silahlarından direkt saldırı sistemlerine geçen bir fotoğraf var. O zaman o zaman sorunun cevap çok sert. Amerika Birleşik Devletleri Ateşle oynuyor. Yani Ege'deki güç dengesini bozarak, teknolojik dengeyi bozarak, e, Müttefiklik ruhuyla oynayarak... Ne yapacağız adaları, Sayın Az e, önce aslında yani biraz, biraz önce onu, biraz önce onu onu söylemeye çalıştım. Bakın, zaten Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne üye olduğu için Avrupa Birliği kararlarına uyarak zaten Rus savaş gemilerine e, limanlarını kapatmıştı. Şimdi. Nasıl oluyor da limanları kapatmasının karşılığında taarruz silah sistemleri almasıyla ilgili ablukayı ambargoyu kaldırıyor? Yani buna, bu, buna bunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu, bu zaten daha önce de alınmış bir kararı bir şekilde tekrar aldırarak, aldır, aldırdığını aldırdığı söyleyerek eee şeyi kaldırıyor. Yani korkunç komik bir şey yani bu tarafıyla. Yani neden yapılıyor? Evet yani Ruslarla ilgili bir paydası var. Doğru yani sonuçta Ruslarla aralarında çok büyük bir kavga var. Ama e, bu kadar hassas bir dönemde Türkiye'yi kuşatma maksatı. Yani buradaki temel fotoğrafı iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani benim okuduğum şu. Türkiye bakın biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Belki de Cumhuriyet tarihinde e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ilk defa e, Türkiye e, jeopolitik anlamda bir iddia üretiyor. Şimdi bu böyle olunca, şimdi bu iddia daha önceden Türkiye'ye bakışları neydi? Özellikle Türkiye'nin NATO'ya gir, NATO girmesiyle beraber derinleşen nüfuzları ve etkileri, Türkiye'nin e, siyasi ve stratejik kararlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, istediği gibi veya onun güdümünde bir takım kararlar alınıyordu. Ama şimdi Türkiye, özellikle YPG PKK FETÖ meselelerinden çıkartmış olduğu dersler, özellikle Suriye yapmış olduğu harekatlarda, Irak'a yapmış olduğu harekatlarda, nasıl e, bir takım karşıt duruşlarla karşı karşıya kalmasından çıkarttığı derslerle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının dışlanmasıyla ilgili çıkartmış olduğu derslerle e, bir cümle bir e, jeopolitik e, oluşuma gitti. İnisiyatif üretmeye gitti. Caydırıcılık üretmeye gitti. Tabi bu çok büyük bir mücadelenin e, alevlenmesine sebebiyet verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Biz Türkiye'nin kendi başına bağımsız e, inisiyatif üreten bir takım e, jeopolitik hamleler yapmasını engellemeliyiz. Tarzında son derece önemli yeni bir e, doktrin üretmiş durumda Türkiye'ye karşı ve bunu uyguluyor. Uygulamada kullanmış olduğu aparatlar kimler? İşte bunlardan bir tanesi Güney Kıbrıs Rum kesimi. Bunlardan bir tanesi Yunanistan. Bunlardan bir tanesi aslında Ermenistan. Bunlardan bir tanesi YPG PKK. Asimetrik olanı DAEŞ. Diğer terör örgütleri DAEŞKPC, e, MLKP gibi bir takım terör örgütleri. Ya yani bunlar, bunların hepsi Yunanistan'da yuvalanmasının, ne manası var? Yani Yunanistan'ın yasa dışı silahlı sol terör örgütleriyle olan bağlantısında sadece Yunanistan mı var zannediyorsunuz? Bakıldığı zaman bu terör örgütlerinin devlet dışı aktörlerinin veya bir şekilde devletlerin desteklemiş olduğu aktörlerin terör örgütleriyle birlikte ve şimdi ortaya fışkıran proxy devletlerle birlikte Türkiye'ye karşı kullanıldıklarını görüyoruz. Sadece Türkiye'ye karşı değil daha doğrusu Amerikan menfaatlerine hizmet eden alanlarda Amerikan menfaatleri doğrusu kullanıldıklarını görüyoruz. Burada önemli olan soru şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu elbette yapabilir. Ama burada Türkiye bu oluşumlar üzerinden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Yani YPG PKK üzerinden bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalıyor. Yunanistan üzerinden bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalıyor. Ermenistan üzerinden bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalıyor. Adalar üzerinden bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalıyor. Güney Kıbrıs'ın kesim üzerinden bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalıyor. O zaman Türkiye ne yapmalı? Bu sorunun cevabı açıkçası çok net olarak kendisini gösteriyor. Ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada en önemli olan şey, bana sorarsanız Türkiye'nin bu ısrarla söylüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri NATO içerisinde bir çatışmaya veya NATO içerisinde artık çok netleşmiş bir ayrılığa sebebiyet verecek şekilde Güney Kıbrıs'ın kesimini veya bir şekilde Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullanabilir mi? çok kullanamaz. E, mecbur kalırsa kullanmak zorunda kalır. Ama bir baskı unsuru olarak kullanır. Ama burada YPG, PKK ve FETÖ ile ilgili e, bizim mücadele hassasiyetlerimizi yitirmemiz veya bunlarla ilgili konsantrasyonumuzu kaybetmemiz Yunanistan'da da bir savaş ihtimali çok güçlü olarak doğurur. Bana sorarsanız buradaki en önemli parametre PKK'nın değersizleştirilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği indinde. Bunun yolda nedir? Bana sorarsanız bunun yolda özellikle Aynel Arap ve Kamışlı eksenindeki Kürt sosyolojisini ismar eden PKK'nın oralardan birinci öncelikle oralardan çıkartılmasıdır. Peki. Bu, bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet be, şimdi bakın konuşulmuyor e, ama bir harekat özellikle Kürt sosyolojisini e, PKK'dan ayıracak şekilde icra edecek bir harekatın ben PKK'nın değersizleştirilmesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yapılabildiği takdirde kuşatma yırtılacaktır kuşatma yarılacaktır. Ve kuşatma yarıldığı andan itibaren de bu kuşatmanın e, faydasız bu kuşatma olduğu ortaya çıkacak. Ve Türkiye'nin bir şekilde rahatlamasıyla ilgili de en önemli temel parametrelerden bir tanesi Türkiye'nin eline sunacağını düşünüyorum. Ha yani siz Yunanistan'la bir mücadele Yunanistan'la bir mücadele Türkiye'nin şu safhada çok kabul, kabul etmesi gereken bir mücadele değil. Yani çünkü sonuçta Türkiye Yunanistan'la bir mücadeleye tutuştuğu zaman Kesin sonuçlu bir e, mücadeleye ihtiyaç var. E, Türkiye burada kesin sonuçlu bir mücadele bu koşullarda, bu konjonktürde çok ortaya çıkmaz. Evet. Şimdi o yüzden e, bunu ne için söylüyorum? Kuvvet çarpanlarıyla, kuvvet bileşenleriyle, yığınağın kendi kendine yeterliyle, yığınağın tamamıyla kendi milli kaynaklarımızdan beslenerek ve üstün bir e, karaktere bürünmesiyle ancak şekillenebilir. Biz bu evredeyiz. Yani evet... Gurur verici çok önemli gelişmeler şekilleniyor. Ama biraz önce e, Sayın Karakuş Paşa'mı şöyle bir cümle kurdu. Türkiye'nin e, e, bir şekilde jeopolitik katmandaki silah sistemlerini e, bütün sata yayacak şekilde e, üretmesi ve çeşitlendirmesi gerekiyor. Yani şimdi e, nelerden bahsediyoruz? Yani e, bizim hava savunma ve hava taarruz füze sistemlerimiz. Bunlar son derece önemli. Savaş uçaklarımız ve SİHA'larımızın kabiliyet ve kapasitesinin geliştirilmesi. Yani yoğurtluk katmanın silahlar olarak kullanılabileceğimiz. Silah e sistemlerindeki yeterlilik. Evet, S400'leri aldık, F35'leri konuşuyoruz, F16'ları modernizasyonunu Amerika Birleşik Devletleri ile ama hala daha bir adım yok. Ki Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünde bunu senatoya ileteceğim dedi ama Cumhurbaşkanı da çok net ifadeyle bizi oyaladıklarını düşünüyorum. İşte bir oyalama taktiğidir gidiyor demişti geçtiğimiz aylarda. O zaman artık biz bu bölgedeki işte Ege'deki krizi konuşuyoruz, Yunanistan'ın her bir noktasına üs kuran Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi geldik Güney Kıbrıs Rum. Yönetimine e, artık e, tamamen silah alımlarımızı ya da bu sizin söylediğiniz gibi silahlarımızı çeşitlendirmemiz e, Rusya'dan alalım mı ya da farklı ülkelerden savaş uçakları dahil olmak üzere. Şimdi e, yani e, düşüncem şudur ki hani e, bunun bir oyalama taktiği olduğunu e, devletin en üst düzey e, yetkilisi ağzından söyle, söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti. E, bu oyalama taktiğini ortadan kaldıracak şekilde bir takım tedbirler de geliştiriyordur mutlaka. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunun yolu bu ne alternatif e, tedarik kanalları var. Evet. E, bunlardan bir tanesi işte Fransa, bunlardan bir tanesi e, İngiltere, bunlardan bir tanesi Rusya, bunlardan bir tanesi Çin. E, bir diğer tarafıyla ama burada e, Fransa ve imzalanan ve evet Fransa ve İngiltere'yi bu oyunun dışında nerede olabilir? görmek gerekiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı tutabilir miyiz? Şimdi yani İngiltere'nin, şimdi İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri gerçek stratejik mütefik onlardır. Ama bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında da bir rekabet vardır. Ve bir diğer tarafıyla da aynı Avrupa Birliği'nin içerisinde Almanya ile Fransa nasıl iyi polis, kötü polis oynuyorsa, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere de Türkiye'ye karşı iyi polisi, kötü polisi oynayabilirler. Yani böyle bir takım şeylerle karşı karşıya kalabiliriz ki bunları da aslında... Emarilerini görüyoruz. Bunlar kendi içerisinde kötü şeyler mi? Ee, bir tarafıyla iyi şeyler, bir tarafıyla kötü şeyler. Yani sonuçta e, uluslararası ilişkilerdeki temel parametre idealler değil. Ehveni şerlerdir. Yani e, kötünün iyisi tercih edilmek zorunda kalınabilir. Siyasette de böyle. Bu açılardan bakıldığı zaman e, tedariklerden bir tanesi Türkiye'nin, çünkü yani e, Atlantik, Türkiye'yi e, Avrasya'ya kaptırmakla e, çok büyük şeyler kaybedebileceğini biliyor. Bu noktada bununla ilgili en güçlü aklı üreten de Amerika Birleşik Devletleri olmaz genellikle. İngiltere olur. Yani İngiltere'nin jeopolitik aklı, bana sorarsanız Amerika Birleşik devletleri, devletleri jeopolitik aklından çok daha güçlüdür. Çünkü o bir imparatorluk genelinden geliyor. Yani güneşi güneşin batmadığı imparatorluk olarak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuşunun temellerini atan ülke olarak İngiltere son derece önemli. Aklı son derece güçlü. Jeopolitik aklı son derece güçlü. Ha belki bugün e, ...harekat yapma kabiliyet ve kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri seviyesi çok daha altında veya ve Amerika Birleşik Devletlerine bağımlı. Ama aklı için aynı cümleyi kuramayız. Hatta şöyle bir cümle kurabiliriz. E, İngiliz aklı Amerikan gücünü, kas gücünü kullanabilen bir akıldır. E, böyle bir cümle kurmamız belki daha doğru bir cümle olur diye düşünüyorum. Peki. Bu açıdan bakıldığı zaman e, onların da isteyebilecekleri bir çözüm ama sonuçta e, bir gerçek var. Yani e, bundan ne Amerika Birleşik Devletleri ne Rusya, ne Çin, Çin. E, ne İngiltere, ne de başka bir e, bölgesel aktör. Türkiye'nin jeopolitik katmanda e, etki gösteren ve burada varlık gösteren evet. bir ülke olmasını hiç kimse esnemez. Sancı aslında bunun sancısı. Yani bunda biz bizim hepimizin çok iyi görmesi gerekiyor. Yani şu an bizim karşı karşıya kaldığımız bütün baskıların, tehditlerin, ablukaların, ambargoların, yaptırımların, şeytanlaştırmaların, ötekileştirmelerin, yalnızlaştırmaların kökeninde Türkiye'nin kendi başına yetebilen e, savunma kabiliyet ve kapasitesi olan ve mütekabil savunma kapasitesi olan hatta ve hatta e, üstün özellikle sihalar yani şimdi siha konusu e, basit gibi bir konu olarak algılanabilir veya dünyadaki bir takım üstün ülkeler tarafından ellerindeki daha üstün hava e, sihalar üzerinden aşağılanabilir. Yani hakir de görünebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu herkes çok iyi bilir. Yani bizim dünyamızdaki herkes çok iyi bilir. Sihalarla ilgili yeni nesil savaşın felsefesini öğreten, bu felsefeye bağlı olarak doktrin ve konseptler geliştiren Türkiye Cumhuriyeti Peki. Devleti'dir. Bunu dünyada yapabilen bir başka ülke daha var. O da Karabağ Savaşı'ndaki Azerbaycan'dır. Ve bunda da Türkiye'nin etkisini yani e, bu herkesin bildiği bir sırdır aslında. Şimdi Peki. bunu bunu bu işleri takip eden herkes çok iyi bilir. O yüzden yani rahatsızlığın ya yani şöyle bir cümle kuracağım ve bitireceğim izninizle. Lütfen. Bakın en hassas zamanında, en zor zamanında yani 15 Temmuz darbe girişimini yemiş bir ülke olarak, ordusunda, güvenlik kuvvetlerinde, devletinde karar mekanizmalarında sayısız hassasiyetlere karşı karşıya kalmış bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güneydoğusundaki terörü başına 1984'ten beri hatta 78'den beri Diyarbakır, Lice, Fis'ten beri başına bela olmuş terörü bugün 120 terörsünün altında indirmeyi başarmış durumda. 4 tane harekatı Irak'ta, 4 tane harekatı Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da pek çok operasyonun altında imza attı. Balkanlar'da ve Afrika Afrika'da son derece önemli bir takım diplomatik Peki. ilerlemeler kaydetti. Şimdi bunu herkes çok iyi görüyor. Bunun nereye gittiğini herkes çok iyi görüyor ve bunu bunu engellemek adına ellerinden gelen her ne varsa yapıyorlar. Ha şunu da söyleyeyim. Türkiye bunu Atlantik'e karşı yapan bir ülke değil. İstedi Peki. ki Atlantikle beraber yapayım. Ama Atlantik öyle davranmadı ki Atlantik Türkiye'yi istikrarsızlaştırıcı, hatta parçalayıcı bir modeli benimsedi PKK üzerinden FETÖ üzerinden. E şimdi böyle olunca da e kendi yani hani e, bir terörle ilgili bir cümlemiz vardır. Uzattım evet. kusura bakmayın. Bumerang etkisi. O bumerang evet terörü destekledi. Türkiye'ye çok ağır zarar verdiler Göksan. Ama o bumerang gitti, dank diye kafasına vurdu. Şimdi de şimdi de bunları yapmaya başladılar. Proksi devletleri kullanmaya. Peki. Başlar.